Günaydınlar arkadaşlar. Yeni rotamız olan Antalya'ya geldik. Burada iki gün boyunca Kaş, Kemer, Adrasan ve Köprülü Kanyonu'na gideceğiz. Harika bir tur bizi bekliyor. Ben bunları tabii çok kısıtlı vakitimiz olduğu için tek tek başka bir zaman çekeceğim. Bunları tek tek size detaylı anlatacağım, antik kentlerle birlikte anlatacağım ama bu sefer biraz daha hani böyle birkaç günde gezebileceğiniz bir rotayı anlatacağım. Ve raftingle de bitireceğiz tabii ki. Avencamp'la biz turlarımıza devam ediyoruz. Gerçekten sosyal mesafeye uyarak doğayla iç içe huzur dolu bir hafta geçirdik. Devam da ediyor zaten. Tavsiye de ederim. Zaten diğer görüntülerde gördünüz bol bol. Benimle kalmaya devam edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Şimdi Kaş sokaklarında turumuza başladık. Önce çarşı kısmındayız. Burada hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Restoranlar, barlarda, kafelerde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Zaten Kaş'ın eski bölgesi çok küçük bir yer. Buraya insanlar genellikle ya Kaputaş için geliyorlar ya da tekne turları için geliyorlar ya da dalış için geliyorlar. Ama tabii akşamları yeme içme için ya da eğlenmek için de buraları bilmeniz gerekiyor. İki tane de plajı varmış. Küçük Çakıl ve Büyük Çakıl. Küçük Çakıl ve Büyük Çakıl. Bu arada Ozancığım burayı çok iyi biliyor. Evet. Yıllar daha önce 4 kere ya da 5 kere geldim. Evet. Bu iki rehberim Ozan. Farklı farklı pansiyonlarda kaldım. Bir tane deniz kenarında kalmıştım en sonunda pansiyonda. Burada zaten genelde hep pansiyon var, otel yok. Otel şey biraz da Kaş'ın böyle ilerisinde büyük oteller var. Ama merkeze uzak onlar. O zaman herhalde Kaş merkezi herhalde bir 2-3 saatte biter herhalde. Bitiyor. Böyleymiş. Planınızı ona göre yaparsınız. Şimdi Kaş'taki turumuza devam ediyoruz. Yer yer böyle arkamda gördüğünüz kral mezarları karşınıza çıkacaktır. Böyle işte Roma döneminden kalma ya da Likya döneminden kalma birçok kral mezarı şehrin farklı yerlerinde duruyor. Bu da bu şekilde korunmuş. Etrafında herhangi bir duvar ya da bir şey yok. Sadece dikilmiş bir şekilde sokakta karşımıza çıktı. Şu anda da en güzel sokaklarından birindeyiz. Kaş inanılmaz hayvan dostu bir kent arkadaşlar. Gezdiğiniz zaman her yerde kedileri, köpekleri görebiliyorsunuz. Hatta buraya kedi şehri de diyenler var. Her köşe başında bir tane kedi görüyorsunuz. Onun dışında şu anda yine ara sokaklarda yolumuza devam ediyoruz. Birçok hediyelik eşya dükkanı var zaten. Böyle turları alabileceğiniz ya da saklı kente ya da benzeri yerlere gidebileceğiniz tur acenteler de var. Oteller genelde daha küçük, butik tarzında. Antalya gezimizdeki ikinci durağımız Adrasan arkadaşlar. Bugün uzunca bir yoldan sonra Adrasan'a geldik. Yaklaşık Kaş'la Adrasan arası 2,5 saat falan sürüyor. Çadır kampımıza da yerleştik. Denizin tadını çıkarmaya başlayacağız birazdan. Çünkü kamp alanına hemen 100 metre ilerisinde Adrasan plajı duruyor. Bakın hemen görüyorsunuz. Çok güzel bir yer. İnanılmaz güzel bir doğası var. Şurayı da merak ettim. Tam çıkılmalık yani. Yani plaj çok güzel. Duşlar, tuvaletler, her şey var. Şezlonglar var, kiralayabiliyorsunuz. Hemen yanında nehir boyunca da çok güzel restoranlar var. Orada böyle küçük şelaleler falan da yapmışlar. Ördekler, kazlar falan yüzüyor.
Güzel bir yer burası da. Biraz doğayla iç içe huzur dolu bir yer burası. Günübirlikçiler de çok geliyor ama burada arka taraflara doğru yazlıklar falan da var, oteller falan da var. Burayı da düşünebilirsiniz. Adresandan paylaşımlara devam edeceğim. Hadi o zaman huzuru bozalım. Ve üçüncü kamp alanımız olan Langır Lingir'e geldik arkadaşlar. Burası gerçekten çok güzel bir konsepte sahip bir yer. Tamamen özellikle çadırlar için kapatılmış bir alan var. Duşu, duşları, tuvaletleri şu ana kadarkilerin en iyisiydi bence. Yani bir deneyimlediğimiz için söylüyorum. Adrasan'dayız bu arada. Adrasan'da sahilin hemen 100 metre ilerisinde bulunuyor. Zaten görüntülerde görüyorsunuz. Hani bu tarafa da geldiğiniz zaman böyle bir yerde kalma gibi seçeneği de düşünebilirsiniz. Bakalım size beğenecek misiniz? Evet, şimdi Antalya'daki üçüncü durağımız olan Kemer'e geldik arkadaşlar. Kemer'i artık zaten duymayan, bilmeyen yoktur. Antalya'nın en büyük turizm şehirlerinden bir tanesi. Daha çok İngiliz ve Rus turistlerin geldiği, biraz da Alman nüfusun da geldiği yerlerden bir tanesi. Burası daha çok hani eğlence, oteller, sahil, maksadıyla gelinen yerler. Doğası da güzeldir. Ama oldukça tabii yazın kalabalık oluyor ama şu anda hiç kimse yok. Pandeminin etkisini görüyoruz zaten burada da. Yani Kemer'le ilgili biz gece biraz eğlenmeye geldik. Kamp turu kapsamında hani gün içinde çok yerler geziyoruz. Ama gece faaliyetleri biraz az kalıyor sonuç olarak dağda bayırda olduğumuz için. Ama bugün böyle bir faaliyet yaptık. Şimdi açık olan bir mekan bulup oraya gireceğiz. Dediğim gibi biraz bu Batı Akdeniz rotalarını bugün gösterdik. İnşallah bir dahaki seferde diğer tarafı gösteririz size. Bunlar arkadaşlar, Aven Camp'la turumuza devam ediyoruz. Sıradaki maceramız rafting olacak bugün. Tamamen bugünü buna ayırdık. Köprülü Kanyon'a geldik. Yaklaşık Antalya merkezden 1,5 saat falan uzaklıkta bir yer. Yol ağzından sonra bir 38 kilometre geliyorsunuz. Biraz zor bir yolu var, öyle söyleyeyim. Şimdi otobüste mecburen eşyalarımızı bıraktık. Sadece normal tişört, mayo ve işte ayağınıza giyeceğiniz sandalet ya da su ayakkabısıyla alana geliyorsunuz. Buradan sonra kask ve yeleklerimizi giyip aşağıdaki nehre doğru devam edeceğiz. Ve o muhteşem Köprülü Kanyon'dan 2 saati bulan bir rafting yapacağız. Hatta 2,5 saat de diyorlar. Güzel olacak bugün, hissediyoruz yani. Ozi hazır mıyız dostum? Daha ben henüz hazır değilim, yeleğim yok ama. Evet, Ozan kazana düştü. Ozan'a yelek vermediler. Evet, hazırız. 2,5 saat boyunca lazım. Manyak bir tur bizi bekliyor. Hep ben merak ilk defa ettim. Yapacağım bu arada. Evet. O yüzden gayet heyecanlıyım. Ben daha önce Fırtına Deresi'nde bir de Kemalede yapmıştım ama burası gerçekten en çok merak ettiğim yerlerden bir tanesi. Bir de 2,5 saat sürmesi ayrı bir olay. Yani bir mola vereceğiz sadece. Bir saate 1,5 saat sonra bu turu tamamlayacağız. Zaten görüyorsunuz, bakın. Bizi bekliyor bu çılgın sular. Evet, şey başladık gördüğünüzleri. İşte şimdi çekmeye başlıyoruz kürekler. Yaptık Dani.
gidiyoruz ama orada. Oo, bak buraya bak, bak. Evet, şimdi ikinci durağa başlarken transfer yaptık. Ritimli yani. Başka o Anadolu'nun bağrından kopan Hakan'ı takımımıza transfer ettik. Anadolu'nun bağrının ortasından kopmuşam gelmişim. Evet, sonuncuyduk, şimdi birinci olacağız inşallah. Haydi bela, haydi hoy! Men, Türkmen'im. Hadi. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Oğlum bir ben mi mutluyum lan? Allah aşkına, Allah aşkına gel abi. Hadi hadi. Baba Evet, şimdi raftingimizi bitirdik. Artık 2,5 saatin sonunda bayağı yoruldum. Şöyle güzel böyle bir köşeye geldim. Keyfimi çıkartıyorum. Turumuzun sonundayız artık. Bitirdik. Birazdan da kapanış konuşmasını yapacağız zaten. Harika bir hafta geçirdik. Bu Köprülü Kanyon'daki rafting macerasıyla da artık tamamen bitirmiş olduk. Bu akşam artık döneceğiz memleketlerimize. Vallahi güzeldi. Bayağı bir eğlendik. Huzur dolu bir hafta geçirdik. Sosyal mesafeye uygun bir şekilde bir seyahat, tatil yapma şansı edindik. Diyeceklerim bu kadar. Mutlaka bu tarz kamp turlarını denemeniz lazım bence.